Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sigvar'daki bir son durum gelişmelerini konuşacağız. Onun haricinde güncel piyasa verileri ve güncel haberlerden bahsedeceğim. Bugün itibariyle Twitter'ı kontrol ettiğimde birçok listelenme e, haberi çıktı. Birçok listelenme ile ilgili görüş bildiren kişi çıktı arkadaşlar. Bunlar hakkında konuşacağım. Haricinde de bu olaylar, bu haberler, işte bu beklentiler ne kadar gerçekleşecek buna bir yorum getireceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bunlar benim için önemli. Şu ana kadar yapan arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Öncelikle SeekVR'daki son durum nedir? SeekVR şu anda 4 saatlik bantta e ee, ilk direnç noktamızı önceki sağlam destek noktalarından olan 26 sen seviyesini bir denedi. Burayı kırmayı denedi, kırabildi mi? Kıramadı. Aynı zamanda burası Bollinger bandının da üst noktasına denk geliyor. Ancak bandın daraldığını ve yukarı yönlü kırılma olasılığının olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Baktığımızda Bollinger bandının alt noktası e, ucu yukarı bakıyorsa arkadaşlar bu sizin için şu anlamı ifade etmeli. Yukarı gitme olasılığı daha fazla fiyat hareketinin. Ama alta doğru bakıyorsa ya da yatay bakıyorsa henüz bu sinyali almış sayılmıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Baktığımız zaman bakın baktığımız zaman Bollinger bandı haricinde ne kullanabiliriz sorusunun cevabı şu şekilde arkadaşlar. Bollinger bandı haricinde formasyonlarımız var değil mi? Bizim formasyonlarımız oluştuklarında bu formasyonların hedefleri geliyordu genelde. Ancak şu anda bulunduğumuz konum itibariyle henüz bir formasyon oluştu mu? Bakalım şöyle tren çizgisini aldığımızda arkadaşlar ve bu trend çizgisini de şu alt noktadan uzattığımızda bunu da tahmini olarak arkadaşlar şu noktadan başlıyor. 4 saatlik bantta inceleme yapıyoruz. Tekrardan şuradan da uzatalım bunu. Birazcık daha alta doğru. Şimdi bakın düşen bir paralel var. Bu paralelin üstünü de tamamlayalım. Şöyle çektiğimizde şu da üst kısmı. Bakın üst teması geldi. Şöyle tekrardan ayarlayalım. Bakın üst teması geldi bunun. Üst teması geldikten sonra burada yapılması gereken hareket ya da burada beklenmesi gereken oluşum nedir? Ben size onu söyleyeyim. Öncelikle bakın burada destek noktası 25 seviyesi. Tam düz 25 seviyesine geldiğinde büyük ihtimalle bu mum kapanışı gelecektir. Şimdi burada üst tarafı kırdığımızda ve bu kanalı kırılımıyla birlikte yukarı çıktığımızda bizim hedefimiz ne olur biliyor musunuz? Bizim hedefimiz yukarı çıktığımızda bantta 28 cent seviyeleri olacaktır. 28 centler kırıldığı takdirde de kendimize 33 centler bandında bulabiliriz. Tabii ki bunlardan önemli, grafik analizinden daha önemlisi şu anda Seek'in küreselle ilgili bölümüdür. Seek VR'da küreselde ne tip gelişmeler yaşanıyor, neler oluyor? Onun için arkadaşlar Twitter'da bir inceleme yaptım. Gördüğünüz gibi farklı farklı kanallarda, farklı farklı analiz firmalarında arkadaşlar sıralamalar yapılıyor. Burada Fazla trade oranlarıyla işte vesaire projelerin Binance'da listelenme oranları nedir diye sordu. Burada hacim değerlendirmesi proje adı vesaire. Burada top 1'in Seek olduğunu, ikinci sırada Raja olduğunu, üçüncü sırada Floki, dörtte ise everdam ve Baby Doge coin olduğunu görebiliyoruz. Ancak Binance Smart Chain'de baktığımızda duruma 23'ünde arkadaşlar bu ayın 23'ünde gerçekleştirilen ankette günlük olarak yapılan bir değerlendirmede yine Seek'in birinci çıktığını görüyoruz. Enbox'ın ikinci, Raja'nın üçüncü. Burada da Binance Smart Chain üzerindeki projeler değerlendiriliyor. Bir diğerinde bu 24'ü arkadaşlar bu sefer Raja öne geçmiş ancak çok bir fark olmadığını görüyoruz. Seek de ikinci sırada. Genel hat itibariyle çoğunlukla Seek ilk 3 içerisinde yer alıyor. Burada yer almaya çalışıyor. Şimdi bunlar ve şurada market cap anlamında bakalım. Coin market kaptı fiyatlar veya hacim ne durumda ee, gördüğünüz gibi hacim yüzde dörtlük bir düşüş içinde 14 milyon dolarlık bir hacim var şu anda ve bu henüz yetersiz bir hacim neden yetersiz diyorum çünkü buralar daha çok yukarılarını gördü ama market cap anlamında e, ve full değilim market cap anlamında arkadaşlar birazcık da olsa yukarı yönlü bir hareket var ancak spot piyasada sıralamasına baktığımızda 133 133'lere kadar geriledi tekrardan. Neden? Altcoin total değeri arkadaşlar yukarı yönlü hareket etti. Diğer projeler arttı. CQR da yerinde saydığı için ya da yerinde saymaktan ziyade herhangi bir gelişmeden satış baskısıyla aşağı çekildiği için Fiyatı da düştü. Market gibi de düştü arkadaşlar. Ancak bunlar dediğim gibi bir listelenmeye bakıyor. Bu listelenmelerle ilgili çok fazla fake haber var. Bunlardan gelebilecek olan arkadaşlar Binance'tır. Binance geldikten sonra işte farklı farklı paylaşımlar geliyor. İşte Ape'in de 1 milyar arzı var. İşte 28 dolarları gördü falan filan arkadaşlar. Bu, tap, bu tip paylaşımlar yapılıyor. Ancak burada şunu söylemek istiyorum. Bakın Ape ve Seek aynı değil. Seek'in Türkiye'de çok büyük bir kitlesi var. Evet bunun kimse karşı çıkmıyor bu duruma. Ancak Ape gibi globalde kitleye sahip bir proje değil. Ape'in ne olduğunu bilenler var. Bilmeyenler var. Ape'i de şu şekilde açayım arkadaşlar. Türkçesini hatta okunuşunu söyleyeyim size. Apecoin diye herkes telaffuz ettiği için Apecoin diye geçiyor. Şimdi bu projede de arkadaşlar şu var. Bu çok küreselde hype'lanmış futbolcusundan tutun, şarkıcısına tutun. Yani Twitter'dan işte ünlüsüne, osuna, busuna her şeyini kattığınızda arkadaşlar bir satılan NFT türü var. Nedir bu? Bored Ape Yacht yeah, arkadaşlar. Burada satılan NFT'ler halihazırda vardı. Bunların çıkan bir token'ı çıkan bir e, projesi. Bunlar da için kullanılacak vesaire vesaire bir sürü e, geniş amacı olan bir proje ve bunun hayplanması kadar normal bir şey yok. Çünkü bunu alan insanlar normal insanlar değil. Arkadaşlar Snoop Dogg alıyor. Eminem alıyor arkadaşlar. E, gidiyor başka kim alıyor? Futbolcu Neymar alıyor. E, farklı farklı bir ton insan bu projeyi alıyorsa bir ton insan bir ton ünlü ki bunların Instagram takipçileri işte Twitter takipçileri milyonlar ya bunların aldığı bir projeyle Türkiye'den 2-3 kişinin aldığı ya da Türkiye'den adli 2-3 kişi dedi bakmayın arkadaşlar küçümsediğim için değil. Türkiye'den alan kişilerin hepsini toplayın. Bir Neymar eder mi? Etseydi Neymar yerine başka bir yere Türkiye'den işte birkaç kişiye sponsorluk dağıtırdılar. Etmiyor. Maalesef etmiyor. Kitle çok önemli. Ancak Silk'in kitlesi henüz globalde o kadar büyük bir kitle değil. O yüzden yok 28 dolarmış. İşte arzına bakıyorum değerlendiriyorum öyle olmuyor maalesef olmuyor keşke olsa ben de isterim ha, Olursa sevinir miyim çok sevinirim arkadaşlar Çünkü bu projeyi uzun zamandır anlatan kanallardan biriyim Baktığınızda şu an SİİK ile alakalı video çekip işte bu 28 dolar seviyelerini söyleyenlerin en az 2-3 ay öncesinde bahsettim Açın kanalı bakın arkadaşlar çok öncelerden SİİK VR'da değindim bahsettim eksiklerinden işte yapabileceklerinden yaptıklarından hepsinden elimden geldiğince söz ettim ama dediğim gibi arkadaşlar tutup da ben size 20 dolar 10 dolar şu bu diyemem. Ha, grafik anlamında şunu yapabilirim ki zaten yapıyorum da belli başlı tarihleri size veririm. Derim ki mesela bakın şurada şöyle bir formasyon varsa bunu kırılış tarihi ortalama 24 Temmuz'a geliyor mesela. 24 Temmuz tarihini sizlere verebilirim. Ha burada bu olay gerçekleşir gerçekleşmez. Bu tamamen farklı bir durum. Ancak gerçekleştiği senaryoda Güzel hareketler geliyor mu? Geliyor. Bakın 23 Temmuz tarihine verdim. Gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Neden? Çünkü baktığımızda 15 Temmuz'da ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı ve buradaki formasyonun dışına çıktı. Yani alta yönlü kırılım geldi. Yani 23 Temmuz'u burada beklemenin bir anlamı olmuyor. Zaten bir çektiğim video sonsuza kadar geçerliliğini korusaydı e bir daha video çekmemin anlamı yoktu. O yüzden de arkadaşlar işte bunlara takılmayın. Ancak fiyat tahminleri vesaire bunlar gerçekten insanları gaza getirmek, insanları zarara sokmak için yapılmasa da öyle bir sonuca bizi götüren bir neden oluyor. O yüzden bunlarda dikkatli olun. Seek alakalı son durum gelişmeleri bunlardan ibaret bir listelenme vesaire olursa kesinlikle paylaşırım. Onlar için de telegrama katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.